Illustrator'da nesne seçim araçlarının sonuncusu Lasso Tool. Lasso Tool, Direct Selection Tool'un daha geliştirilmiş versiyonudur. Direct Selection Tool'la hatırlarsanız nesneleri oluşturan pet noktalarını seçebiliyorduk. Lasso Tool'da bir kement gibi, bir cowboy kementi gibi nesne üzerinde bulunan istediğimiz pet noktalarını seçmeye yarıyor. Bunun için ilk örnek dosyamız Illustrator CS6 örnek dosyalar içerisinde seçim araçları Lasso Tool ve Lasso Tool dosyasını açabilirsiniz. Belgeyi açtıktan sonra Lasso aracını seçiyorum. Bunu kısa yolu Q harfi. Lasso aracını seçtikten sonra nesne üzerine gelip bir alana tıklayıp bir seçim alanı oluşturabiliyorum. Ve çok esnek bir şekilde istediğiniz yapıda bir seçim alanı oluşturabiliyorsunuz. Örnek olarak Direct Selection Tool'la nesneyi seçin. Seçtikten sonra bu nesneyi oluşturan noktaları ve pet, pet noktalarını ve pet yollarını görebilirsiniz. Balıkçı yaka bir kazan silüetini görüyoruz. Bu silüet üzerinde koltuk altlarındaki şu noktaları biraz daha yukarıya çıkartarak kol boylarını biraz daha uzun göstermek isteyebilirsiniz. Bu anda Direct Selection Tool'la yapmak istediğinizde iki farklı işlem yapmanız gerekecektir. İlk olarak ilk noktayı seçip daha sonra shift tuşuna basılı tutarak istediğiniz diğer noktaları seçmeniz gerekecektir. Ancak lasso tool'da serbest bir alan oluşturduğunuz için şu şekilde noktaların bulunduğu alanları lasso aracıyla oluşturduğunuz bölge içerisinde kalmasını sağlamanız yeterli olacaktır. Bu noktaları seçtikten sonra Macintosh kullanıcıları klavyeden komut tuşuna, PC kullanıcıları ise kontrol tuşuna basarak geçici olarak geçiş yapabilirler. Bu süreçte de komut tuşundan parmağımı çekmeden noktaların birinden tutarak yukarıya doğru sürükleyerek koltuk katlarını ayarlayabilirsiniz. Direct Selection Tool'la aslında buna benzer bir seçimi rahatlıkla yapabiliriz. Lasso tool bu esnada işimize yarıyor ama daha çok nerelerde kullanılır diye düşünürseniz Illustrator'da gerçekçi vektörel illüstrasyonlar hazırlayabilmek için kullanılan bir araç var. Bu araçta mesh tool. Bir nesne üzerinde birden fazla mesh ağı atarak bu ağların mesh ızgaraları atarak bu ızgaraların birleşmiş olduğu noktaları seçerek renklendirmeler yaparız. Daha iyi anlayabilmek için Illustrator CS6 örnek dosyaları içerisinde seçim araçları, lasso tool ve looking for adventure belgesini açın. Vektörel bir motor karşımıza geliyor. Bu motor depo tarafına doğru birazcık yaklaşalım. Yaklaştığımızda şu an depo tarafı veya altındaki diğer parça aksamların çevrede bulunan ışığa göre ve gölgeye göre etkilendiğini görürüz. Bunu Illustrator'da yapabilmek için mesh toolun kullanılmış, ol kullanılmış olması gerekiyor. Selection tool'la bir nesneyi seçtiğinizde de buradaki mesh A yapısını görebilirsiniz. Bu A yapısı üzerinde birden fazla noktayı seçerken Direct Selection tool'la seçim işlemi yapmak biraz zorlayacaktır. Ancak Lasso Tool'la bu alan içerisinde istediğiniz noktaları rahatlıkla seçebilirsiniz. Özellikle mesh nesnelerinde kullanılan Lasso Tool'u farklı noktalarda bulunan pet noktalarını seçerken çok fazla işinize yarayacaktır.